8 Ağustos Salı Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz yazısı. Sem amcalarına bir yenilgi daha yazıldı. CIA direktörü Pompeo'nun Venezuela'da hükümeti devirmeye çalıştıklarını üstü kapalı olarak dile getirmesinden günler sonra bu ülkede yaşanan darbe girişimi bastırıldı. Bir hafta önce diktatörlere artık diktatörlük de yetmiyor başlıklı yazısında Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'ya saydıran Birleşik Amerika'nın sesi Ertuğrul, Venezuela'daki darbe kalkışmasının başarısızlığa uğramasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ertuğrul'un sen amcasının çocukları aynen 15 Temmuz'da Türkiye'de olduğu gibi Venezuela'da da başaramadılar. Haydut devlet ABD son bir yıl itibariyle ikinci kez yenildi. Maduro, Amerikan yönetiminin kendisine karşı aldığı yaptırım kararına esaslı bir tepki göstermiş ve imparatorun Trump'ın tehdit ve yaptırımları beni bir an bile yızdıramaz. İmparatordan gelen emirleri dinlemiyorum, hiçbir zamanda dinlemeyeceğim demişti. 2 Ağustos 2017 Maduro'nun imparator diye andığı Donald Trump, Aydın Doğan isimli şahsın ortağıydı. Yurttaş Doğan'ın gazetesi Hürriyet'te özellikle son günlerde Maduro yönetiminin aleyhindeki haberler gırla gidiyordu. Adeta Beyaz Saray bülteni gibi haberlerdi bunlar. Hürriyet'in dünkü nüshasında Venezuela'daki askeri darbe girişiminin bastırıldığına dair haberi bulabilmek içinse epeyce bir çaba sarf ettim. Sonunda gazetenin 26. sayfasında o da kısa haberler sütununda küçücük puntolu bir başlıkla Venezuela'da askeri üste kalkış denilerek yasak sağma kabiliğinden verilmiş daha doğrusu itinayla gizlenmiş bir haber bulabildim. Diktatör Maduro devrilmedi ya hayal kırıklığı içindeler. CIA'in başındaki Michael Pompeo Venezuela'daki hükümeti devirmeye yönelik açıklamasını Aspen Enstitüsü'nde yapmıştı. CIA ile bağlantılı Aspen Enstitüsü'nün başında bulunmuş isimlerden Walter Gross, Foreign Policy Association'ın FPA yönetim kurulunda da yer almıştır. CIA'in maskeli örgütlerinden olan FPA, 5-8 Ağustos 1999 tarihinde İtalya'da Como Gölü kıyısındaki Belegüya Şatosu'nda Türkiye 21. yüzyılın eşiğinde sorunlar ve fırsatlar konulu toplantıyı düzenlemişti. O toplantıya katılan isimler arasında Fethullah Gülen'in ilk yabancı teknik direktörü olan Graham Fuller de vardı. 12 Eylül Askeri Darbesi'nin Dışişleri Bakanı İlter Türkmen de TESEV'in kurucularından İshak Alaton da oradaydı. Toplantıya Türkiye'den Nuri Çolakoğlu, Leyla Tavşanoğlu ve Güneri Civaoğlu gibi gazetecilerdi. Gazetecilerde katılmıştı. Almanya'daki gizli loja. Şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden Udo Ulf Kote'nin Satılmış Gazeteciler adlı kitabının 195. sayfasında Aspen Enstitüsü'nün Almanya'da da çok etkili olduğu yazılıdır. Aynen vaktiyle CIA tarafından kurulan Atlantik Bürük Derneği gibi. FETÖ'yle PKK'nın destekçisi Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, Atlantik Bürük Derneği'nin üyesidir. Bu derneğe gizli loca adı verilmiştir. Atlantik Bürük'ün yönetim kurulunda görülen görev yapan ve Bild gazetesini 15 yıl boyunca yöneten Kai Dijkman ise 2004 yılından bu tarafa Hürriyet'in yönetim kurulu üyesidir. Derin Almanya'nın medyadaki lokomotif yayın organı Bild, Yahudilere ait Axel Springer şirketine aittir. Axel Springer, Doğan Holding'in ortağıdır. Geçtiğimiz yıl HDPKK'nın eş genel başkanlarının ve bazı vekillerinin tutuklanmasının ardından Bild, diktatör Erdoğan manşetini atmıştı. Öldüğümde cenazemi kiliseden kaldırın diyen Ertuğrul Ertuğrul'un tokat derecesinde yakın dostu Kay Dijkman'dır. Sem amcasının Ertuğrul'u arada bir Bild gazetesi içinde köşe yazar. Mesela bu Ertuğrul'u geçen seneki bir yazısında PKK terör örgütünden Radikal Kürt Partisi diye söz etmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı son dönemde Türkiye'ye gitmeyin uyarısı yaptı. Alman devletinin iş bu seyahat uyarısını gündemde tutanların başında Bild gazetesi geliyor. Bu yaz tatil tercihini Türkiye'den yana kullanan Alman turistler arasındaki bir isim özellikle dikkat çekti. Almanya'da Türkiye'ye yönelik psikolojik harekatın kirli propagandanın başını çekenlerden CIA ile bağlantılı gazeteci Kay Denkman soluğu Bodrum'da aldı. Özel harp gazetecisi Ertuğrul'un yakın dostu, etki ajanı Kay'nin Bodrum tatilini müteakip Türkiye'ye yönelik psikolojik harbe kaldığı yerden devam edeceğine zerrece kuşku yoktur.